Richard Peniscalzi 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde doğdu. Massachusetts'te küçük bir kolejde felsefe okudu. Avustralya'da bir dönem eğitim aldıktan sonra Almanya'da ilahiyat alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine Almanya'da Münih'te 1973 yılında doktorasını yaptı. Tezini Henry Fieras'ın süpervizörlüğünde yazan Richard Peniscalzi, halen Auburn Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır. ...1974 yılında Nancy Peniscalzi ile evlenen Richard Peniscalzi'nin ikisi erkek, üç çocuğu bulunmaktadır. My name is Richard Peniscalzi. Adım Richard Peniscalzi. Auburn Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktayım. 1941 yılında New Jersey'de dünyaya geldim. Massachusetts'te küçük bir kolejde felsefe okudum. Sonra Avustralya'da bir dönem eğitim aldıktan sonra Almanya'da ilahiyat alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yine Almanya'da Münih'te 1973 yılında doktoramı tamamladım. Tezimi Henrik Fries'in süpervizörlüğünde yazdım. Eşim Nancy Peniscalzi ile 1974 yılında evlendim. Üç çocuğumuz var. En büyük oğlum Mark 35 yaşında ve avukat. Alabama Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Diğer oğlum Kenan Peniscalzi doktor ve Güney Alabama Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina Üniversitesi'nden teklif aldı. Üç çocuğu var. En büyük oğlu Michael 25 yaşında. Ortanca çocuğunun adı Ana ve bebeklerinin adı da Elizabeth. Kızım Alabama Üniversitesi'nde sosyal hizmetler üzerine master yaptı ve şu an sertifika sınavlarına hazırlanıyor. Sertifikasını aldıktan sonra sosyal hizmetler uzmanı olarak görev yapacak. Sanırım hayatımla ilgili yeterince bilgi verdim. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Tu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Et roche. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Gülen hareketinin Alabama Auburn'daki bazı takipçileriyle zaten tanışıklığım vardı. Bir grup Amerikalıyla Türkiye gezisine davet edildim. Grubumuzda Yahudi ve Hristiyan din adamları, Georgia Üniversitesi'nde görev yapan Türkçe profesörü ve eşi, yine Georgia Üniversitesi'nde İslam çalışmaları alanında görev yapan bir profesör ve eşi de bizim grubumuzdaydı. 10 gün süren bu geziye ben de eşimle birlikte katıldım. Gezi ikimiz için de çok etkileyiciydi. Öncelikle Gülen takipçileri tarafından bize gösterilen misafirperverlikten çok etkilendik. Türkiye'ye gittiğimiz Yazarlar ve Gazeteciler Birliği'nden bir davet aldık ve onlarla diyaloğa geçme imkanı bulduk. Orada bize Gülen hareketiyle ilgili pek çok kitap verdiler. Okuduklarımdan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Gülen'in barış, tolerans, eğitimin önemine dair fikirlerini çok beğendim. Misafirperverliğe yaptığı vurgu. Özetle tüm fikirlerinden oldukça etkilendiğimi söylemek isterim. Kendisiyle alakalı 4-5 makale okudum. Okuduklarımdan bir tanesi geçen yıl yayımlanan bir kitapta yer alıyordu. Kitap da Dr. Yılmaz tarafından düzenlenmişti. Gülen'in barışçıl açılımları üzerine yazılan makaleler Global Initiatives gazetesinde de yayınlanmıştı. Londra'da da Fethullah Gülen üzerine düzenlenen bir konferansa davet edildim. Oldukça elit bir konferanstı. Parlamentoya davet edildik ve üst düzey görevlilerce ağırlandık. Yine
Londra'da Erasmus Üniversitesi'nde Gülen üzerine başka bir konferansa davet edildim ve sunum yaptım. Gülen'i önceden tanıyan pek çok alimden ilham aldım ve şu anda Fethullah Gülen üzerine bir kitap yazıyorum. 2 yıl içerisinde kitabı tamamlayabilmeyi ümit ediyorum. Umarım kitabı yayınlayacak iyi bir yayın evi de bulabilirim. Üniversite ya da ünlü yayın evlerinden birinden çıkmasını çok istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Fethullah Gülen'e karşı beğeni ve hayranlığım kat be kat arttı. Gülen bugün meydana gelmiş olan pek çok şeyi önceden sezinlemiş. Zira pek çok kez küreselleşmenin önemine vurgu yapmış. Her ne kadar dünya üzerindeki milletler birbirinden bağımsız olsalar da dünyanın bir ucunda meydana gelen olay diğer ucundaki insanları da etkiliyor. Mesela yaklaşık 3 yıl önce burada meydana gelen banka krizi neredeyse dünyanın her yerindeki ekonomiyi etkilemiş durumda. Şu sıralar Yunanistan bir ekonomik krizden geçiyor ve eminim bu tüm Avrupa Birliği'ni etkileyecektir. Ekonomik krizlerle mücadele eden Portekiz gibi başka ülkeler de var. Söylemek istediğim, global düşünmeliyiz. Ve sanırım Fethullah Gülen'in de kitaplarının ve makalelerinin çoğunda söylediği şeylerin başında bu geliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde vuku bulan bir olayın dünyanın kalanını nasıl etkilediğinden bahsediyor. Ayrıca ortak olarak paylaştığımız insanlığımız, merhametimiz var. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen acı olaylara karşı ilgisiz kalamayız. Yoksullar ve marjinal kimselerin arkasında durmalıyız. Otostop çektiğinizi ve sizi kimsenin arabasına almadığını düşünün. Ne kadar kötü değil mi? İşte marjinal olan kimseler bu hissi yaşıyorlar. Dışlanmışlık hissi. Fethullah Gülen de tıpkı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi marjinal ve yoksul insanlara kalbinde kocaman bir yer ayırıyor. Kendisi de öksüz ve yetim olan Hazreti Muhammed, öksüzlerin hakkının önemine hep vurgu yapmıştır ve fakiri korumayı zengine borç kılmıştır. Fethullah Gülen de bu noktayı çok iyi benimsemişe benziyor. Gülen'in Hazreti Muhammed üzerine yazmış olduğu kitapta peygamberin hayatına derin bir şekilde hakim olduğunu görüyoruz. Fethullah Gülen'in kendi eserlerinden ve alimlerin onunla ilgili düşüncelerinden anlamış olduğum, kendisinin birilerinin manevi hayatını ustalıkla terbiye etme ve geliştirme yetisine sahip oldu. Bahsettiğimiz maneviyattan anladığım şey, Fethullah Gülen'in günümüzde hızla artan materyalizm ve tüketiciliğin karşısında örmeye çalıştığı duvar. Amerikalıların bir sözü var. Düşene kadar alışveriş. Yani ölene dek tüketin. Fethullah Gülen bu tüketim anlayışının felsefesinin ne kadar acı bir hal aldığını keşfetmiş. O, yaşamımızdaki maneviyatın, kişinin Tanrı ile olan ilişkisinin yine o kişi için ne kadar mühim olduğunun bilincinde. Fethullah Gülen'e göre bu manevi yönlerini geliştirmeyi başaran insanlar, dünyevi zevklerin değerini doğru şekilde biçmiş, aşk kahramanlarıdır. O, hepimizin merhamet, anlayış ve sabır dolu aşk kahramanları olmasını istiyor. Passionate, considerate and patient. What I find remarkable about the followers of Mr. Fethullah Gülen'in takipçileriyle ilgili olarak dikkatimi çeken fevkalade bir şey var. Onun fikirlerini hayatlarına harika bir şekilde geçirebiliyorlar. Mesela harekete finansal destek sağlayan iş adamları isimleriyle öne çıkmayıp kimliklerini gizliyorlar. Onlar Allah'ın alçak gönüllü ve fakirleri kollayan kimseleri sevdiğinin farkındalar. Fethullah Gülen'in çok sağlam fikirleri var. Dinler arası diyaloğun gücüne inanıyor. Ayrılığın karşısında hepimiz diğer dinlerdeki güzellikleri görmeliyiz. Kimsenin doğrusu tek doğru değildir. Demek istediğim diyalog gerçekten çok önemli
ve buna ihtiyacımız var. Farklılıklarımızı ön plana çıkararak hiçbir şeyi elde edemeyiz. Daha iyi, barış dolu ve adil bir dünya için el ele verip hep birlikte hareket etmeliyiz. Fethullah Gülen'in bazı fikirleri takipçisi olduğu Said Nursi'den geliyor. Bediüzzaman'ın da çok etkili bir imam olduğunu biliyorum. Hatta çantamda eserlerinden biri var şu anda. Alabama'daki bazı öğrencilerin ve tanıdıklarımın haftada bir kez bir araya gelip onun eserlerini tartıştıklarını biliyorum. Bediüzzaman'ın Fethullah Gülen üzerinde büyük etkisi olduğunu biliyorum. Onun dışında Fethullah Gülen'in üzerinde ünlü düşünürlerden de Mevlana'nın ve Sufizm'inde büyük etkileri olduğunu biliyorum. Sufizm, İslam'ın mistik bir boyutu. Hazreti Muhammed günde 5 kez namazı getirmişken, Sufiler bunun yeterli olmadığını, Allah'la sürekli bağlantı halinde olmak gerektiğini söylüyorlar. Ve bunu da kişinin Allah'la olan ilişkisinin hayattaki en önemli ilişki olmasına bağlıyorlar. Mevlana'nın merhamet ve şefkat kavramlarını kendi öğretilerinin de yapı taşı haline getiren Fethullah Gülen, bu kavramların daha da yaygın hale gelmesini sağladı. Fethullah Gülen'in başlatmış olduğu hareketi ayakta alkışlıyorum. Çünkü bu hareket insanlık hareketi. Umarım hareketin önü açık olur, ilerler ve yayılır. When we visited Turkey, we visited a number. Türkiye ziyaretimizde birkaç tane okulu ziyaret etme şansımız oldu. Pek çoğu şehirlerin dışında kırsal alanlarda kurulmuştu. Öğrencilerin çoğu misafirperverlerdi. Ziyaret ettiğimiz okullardan birinde cumartesi günü olmasına rağmen öğrenciler aileleriyle birlikte bizi karşılamaya gelmişlerdi ve 5 saat boyunca bizim otobüsümüzün okula varmasını beklemişlerdi. Bizim için gösteriler düzenlediler. Hepsi bizimle tanışmak için çok istekli görünüyordu. Gerçekten çok büyüleyiciydiler. Öğrencilerin hepsi çok erdemli ve terbiyeliydiler. Bence Amerika'daki eğitimcilerin okul idaresi alanında Türklerden öğrenmeleri gereken çok şey var. Disiplinin çok iyi oturtulduğunu fark ettim. Oralarda çalışan öğretmenler muhtemelen çok yüksek maaşlar almıyorlardır ama hepsi çok idealist ve öğrencilerinin ufuklarını genişletme kaygısı içindeler. Buradaki eğitimciler belli sınavlardan geçiriyorlar. Gülen hareketinin okullarından mezun olanların aldığı yüksek puanlar, o okullarda verilen kaliteli eğitimin ve öğretmenlerin öğretme yetilerinin açık kanıtları. Bence Gülen okullarında öğrencilere nasıl düşünmeleri gerektiği öğretiliyor. Gülen okullarında öğretmenler kendi hayatlarını erdemli bir şekilde yaşayarak öğrencilere iyi modeller oluşturuyorlar. Fethullah Gülen, her çocuğun ilk öğretmenlerinin anne ve babaları olduğunu düşünüyor. Bu nedenle ev ve aile ortamına özellikle vurgu yapıyor. Çocukların ilmi ilk olarak evden aldıklarını çok iyi biliyor. İlimden kastım bilgi değil, daha çok erdemli hayatı yaşama becerisi. Sanıyorum Fethullah Gülen'in de vurguladığı nokta tam olarak bu. Dolayısıyla bu okullarda okuyan çocuklar entelektüel ve psikolojik olarak hayata hazır hale geliyorlar. I think these schools are very important. Bence bu okullar dünya barışına katkı sağladıklarından büyük önem arz ediyorlar. Mesela bugün İsrail ve Filistin halkı arasında büyük bir husumet var. Bunu değiştirebilecek olan tek şey bu çocuklar olabilir. İsrailli ve Filistinli çocuklar aynı okullarda, aynı sıralarda oturabilirlerse arkadaş olabilirler ve ön yargıları yıkabilirler. Bunların üstesinden gelecek tek şey, kurulacak olan dostluklardır. Bu, Bosnalı ve Sırplı çocuklarla işe yaradıysa, bence dünyanın her yerinde de işe yarayacaktır. Bu noktada tekrar belirtmek istiyorum. Global düşünmeliyiz.
Başkalarını kalıplaştırmak, stereotiplere ayırmak kolaydır. Şu insan Hindu, şu insan Budist, şu insan Müslüman, şu insan Hristiyan. Gülen'in de dediği gibi bunlar önemli olmamalı. Önemli olan ortak yönlerimizi, benzerliklerimizi açığa çıkarmak. Hepimizin bir yeri kesilse kanar, hepimiz hücrelere sahibiz vesaire. Eğitimle bizi birbirimizden ayıran kalıpları kırmalıyız. Marksist bir tabirle ifade ettiğim bu yabancılaşmanın modern bir veba olduğunu düşünüyorum. Yabancılaşmaktan kastım, koca bir perdenin bir anda yeryüzüne düşmesi ve insanları hem birbirlerinden hem de Tanrı'dan ayırdığı. Bugün vurgulamamız gereken şeylerden biri, dünyaya bir kere geldiğimiz gerçeği. Eğer bize sunulan suları kirletirsek, ileride hayatımızı idame ettirecek kaynakları bulamayabiliriz. Mesela, Amerika petrol ihtiyacını karşılamak için dış ülkelere bağımlılığına son vermeli. Rüzgar ve enerji gücünü geliştirmeli. Tüm uluslar sahip olduğu güçleri değerlendirmeli. Bence Gülen de ekolojik farkındalığa sahip. Çevrenin öneminden sıklıkla bahsediyor. Pek çok eserinde gül örneklemesine rastlıyoruz. Söylemek istediğim, Gülen'in dünya üzerinde yaşayan her canlının öneminin farkında olduğu. Hepimizin bu bilince sahip olması gerektiğine inanıyorum. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Tu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Etroche. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Auburn Üniversitesi'nde lisans öğrencilerine verdiğim derslerden birini Fethullah Gülen'e ayırdım ve öğrencilerimin çoğu çok yeni bilgiler edindiler. Bazıları İslam'la ilgili oldukça negatif görüşlere sahiplerdi. Çünkü zihinlerinde İslam imajını yazılı basından ve medyadan öğrendikleriyle şekillendirmişlerdi. Dersten sonra tutumlarının değiştiğini gördüm. Derste Kur'an-ı Kerim okuduk ve öğrenciler ilk elden İslamiyet'in ne olduğunu anlamış oldular. Medyadan çok gerçek kaynağın ne söylediğinin önemli olduğunun farkına vardılar. Unutmayalım ki Müslümanlar ve Hristiyanlar bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Dünya üzerinde 6 milyar insan yaşıyorsa 3 milyardan fazla Müslüman ve Hristiyan var demektir. Belçika'nın bir şehrini ziyaret etmiştim. Oradaki insanların %20'si Müslümandı. Kanada, Toronto'da da oldukça büyük bir Müslüman nüfus mevcut. Michigan'da da öyle. Durum New Jersey'de de aynı. Oldukça büyük bir Müslüman Türk topluluğu mevcut. 30 yıl önce Amerikalılar çok fazla Müslüman tanımıyorlardı. Ancak bugün Müslüman komşularımız var. Dünyanın her yerinde çok sayıda Müslüman var ve bu kadar büyük bir grup yok sayılamaz. Amerika eğer süper güç olarak kalmaya devam edecekse, Müslümanları yok sayamaz. Ve dünya üzerinde yaşayan tüm Müslümanlarla iyi ilişkiler geliştirmek zorundadır. Fethullah Gülen'i ve onun takipçilerini tebrik etmek istiyorum. Umarım bir gün kendisiyle tanışma şerefine nail olurum. Sanırım Pensilvanya sınırında New Jersey'de yaşıyor kendisi. Gerçekten kendisiyle tanışmayı çok isterim. O büyük bir düşünür ve ruhani bir kişiliğe sahip. Papalardan biriyle tanıştım ve tokalaştım ve çok etkilendiğimi söyleyebilirim. 3 tane papa ve Fethullah Gülen'le tanışıp konuşan bir rahiple tanışmıştım. Ve kendisi bana Fethullah Gülen'le tanışmasının diğer 3 papayla olan karşılaşmasından daha etkileyici olduğundan bahsetmişti. Hepinize bugün bana konuşma şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Herkese Fethullah Gülen'in kitaplarını okumasını
ve benim gibi ilham almasını öneririm.